Selam arkadaşlar. Şimdi çok güzel bir paket açacağım. Neyse. Şimdi çıkacak şeye bakalım. Patates için mikrofonum geldi arkadaşlar. Bu şu an böyle sanki yeni doğurduğum bir çocuk gibi. Bu 2 dakika önce içimden çıktı falan yani. Kanlı bir bebek bu şu an. Mükemmel. Sakız, sakız, sakız. Nasıl 30 lira olabilir abi? O kadar heveslenmiştim ki o sakızı almaya. Kan bak, böyle yumurta şeklinde tam Big Bubble. Yumurta şeklinde Big Bubble ve üstüne Unicorn Eggs yazıyor, tamam mı? Ve unicornlar yumurtlamaz bile. Yani şu an aklıma geldi bu. Çünkü unicorn, kanka unicorn at sayılıyor bir tık. O yüzden de unicorn kanka bildiğin doğum yapıyor aslında. Neyse unicorn egg yazıyordu. Neyse sordum kasada, tamam mı, dedim kaç dedim, 30 lira, 26 dedi ama 30'a yuvarla onu, abartı ya. Kızma. Kızma birader. Pazartesi. Evet. Ne ertesi? Bu mısır dünyanın en güzel şeyi. Çekiyorum kanka. Kanka ne yapıyorum ben? Ha. Bayağı iyi. Kabuğuyla birlikte. Kabuğuyla. Kanka şurek yap. Yapamıyorum. Çok güzel değil mi ama? Yiyemiyorum mu ka? Kanka. Farklı yok. Bana sosu var. Sosu var. Sosu. Ne yaptığını sanıyorsun kanka? Kanka. Sanki böyle mekansız topu yerken beni izliyor. Kanka kameran burasında beni olup bağıran suya benziyor. Evet, bak böyle yapıyor. Böyle yapıyor bak. Yapıyor, burasında beni var. Burada da et beni var. Burada da et beni var. Şaka mı? Ama koparmış. Koparmış. Ya kızma birader. Birader. Evet, kızma. Aşırı şaşırmış yani. Birader kızmasana. Abi kızarım abi birader. Geçen vlogda demiştim yani ağzımın tam ucunda sivilce çıktı diye. Geçen işte ben o sivilceyi yedim galiba. Yemedim de yani. Uzun süreli bir dil temasında bulundum ben o sivilceyle. Ama tik olarak yani isteyerek değil veya severek değil de hani o bu hareket. Sonra ben artık dilim ne kadar keskinse orayı patlattım. Şimdi de sanki böyle ketçap izi orada kalmış gibi duruyor. Yani biraz komik duruyor ama ketçap izi değil. O sivilcemin metamorfoz geçirmiş hali sadece dilim dolayısıyla. Bir de bu kadar aydınlık olmama gerek yok. Evet biraz ışık saçtığımı biliyorum güzelliğimden dolayı ama o kadar da değil ya. Bu 2'dir oluyor abi. Kamerayı koyuyorum, tamam mı? Kameranın ekranında size yemin ederim. Bak şu arkadaki ışık var ya. Bir dakika yanlış tarafı göstereyim çünkü kamera ters. Bilgisayarın kamerası ters. Aşırı parlak gözüküyorum kameranın monitöründe. Ve sonra editlerken bir bakıyorum gayet normal gözüküyormuş. Ama size yemin ederim monitörde sadece böyle gözlerim gözüküyor şu şekilde. Bunu açıklamak istedim. Hani derseniz işte o kadar parlak değil. Gerçi bunu demeyeceksiniz ama yine de açıklama yapmak istedim. Çok bomboş böldüm bence bu arada videoyu. Konuşmak istiyordum ya. Benim de konuşmaya ihtiyacım var. Ay podcast daha başlayamadım arkadaşlar. Çünkü bir gerildim ya ben. Çok güzel olsun. Yani çok böyle, hani böyle interneti sallayacağım, YouTube'u sallayacağım açısından güzel olsun değil de. Uzun süredir konuşuyorum. Hani ilk bölümden böyle fıs olsun istemiyorum, anladınız mı? Hayatımda bir kere bile fıs kelimesini kullandıysam şurada tavan kafama düşsün. O kadar ne kadar o ne böyle o kadar tadım kaçtı. O kadar gıcık oldum ki böyle yapıyorum. Fıs. Ya sen kimsin ya? Aşırı gıcık oldum kendime. Sen kimsin? O ne böyle havalı bir mimik yapmaya çalışıyorum. Fıs. Ya ne yapıyorum ya? İğrenç. Çok fıs olsun istemiyorum kanka. Nefret ediyorum kendimden galiba. Pilot bölümü mü denir? Güzel olsun istiyorum ya. Çünkü uzun süredir istediğim bir şey. Ve bu kadar aydınlık olmak gerçekten istemiyorum açıkçası. Uzun süredir Allah Allah. Neyse böyle konuşalım kardeşlerim. Ne olacak ki? Sıfır sivilce, sıfır kusur. Her zamanki halim biliyorsunuz ki. Neyse ne diyordum? Bak oynuyorum da. Oynuyorum da. Yani sadece dilim değil parmağımın da katkısı var. Dün adamla... Ya bu ne ya?
Ben bu kadar aydınlık olmak istemiyorum. Dün halamla tiyatroya gittik, tamam mı arkadaşlar? Sonra gelin tanış olalıma gittik bu arada halamla. Karanlık. Seyircilerin kısmı karanlık, tamam mı? O yüzden kimsenin mimini görmüyor, kimse de benim mimimi görmüyor. Şimdi neden bunu belirttiğimi söyleyeceğim. İşte türküyle başladı, etti falan filan. Ben bir ara böyle bir uzaklaştım. Sonra abi sahneye bakıyorum, tamam mı? Ama hani olan bitenden haberdar bile değilim. Çok çok aydınlık ya. Olan bitenden haberdar bile değilim. Ben bir anda abi ağlamaya başladım. Ama kontrol edemiyorum. Şeylere giderler ya insanlar. Ne bileyim, tapınağa mı giderler? Ya da tapınak değil de meditasyondan anlayan insanların olduğu özel yerlere giderler ya. Sonra böyle adamlar bir şey... Böyle bir şey var mı bu arada bilmiyorum. Uyduruyor da olabilir ama çok varmış gibi. Mesela adam bir çalgıya vuruyor, tamam mı? O çalgı sana duygusal boşalım yaşatıyor. Anladınız mı nasıl bir şey? Meditasyon bu aslında bence. Ama hani meditasyonun ekstra şeyi. Hani meditasyonun böyle YouTube'dan 5 dakikalık video açıp da nefes alıp verdiğin hali değil de bir yere gidiyorsun böyle tapınak gibi bir yere. Ya ben bunu izlediğime eminim. Bir yere gidiyorsun, tamam mı? Adam böyle seni uyutuyor böyle. Topluca gitmişlerdi bunu izlediğimde. Adam seni uyutuyor. Sonra böyle hem konuşuyor hem böyle çalgıya vuruyor, tamam mı? Sonra hepsi böyle, bazıları böyle titriyor. Bazıları böyle ağlamaya falan başlıyor. Ha, öyle bir şey yani, anladınız mı? Şimdi buna nereden geldim? Ha, farkında bile değilim, tamam mı? Bir anda sıfır kontrol ağlıyorum, tamam mı? Sonra gözümü tekrar açtığımda diyeceğim, gözüm hep açıktı. Ama bilincimi tekrar kazandığımda adam işte şöyle, adam böyleydi bak. Böyle. Böyle etrafına dönüyor, tamam mı? Tek ayak üstünde zıplayarak. Dedim ki o an içimden, hani şu an gerçekten neye ağlıyorum? Aa, bilmiyorum. Sonra işte adam konuşuyor ediyor falan filan. İşte bir yerde ne dedi? Ha, yanında, şimdi spoilerlamak da istemiyorum eğer gidecek olan varsa, ama yani küçük bir detay vereyim. Yanında bir spot ışığı var, küçük spot ışığı. Adamın bulunduğu spot ışığı büyük ışık, yani sembolik bir şeydi açıkçası, onu anlayabildim. Büyük bir tiyatro izleyicisi olarak, büyük bir sanatsever olarak. Sembolik bir spot ışığı var adamın yanında, küçük. Ve o, hep o spot ışığıyla konuşuyor. İşte sen misin böyle şey, ya da bu mudur şu, ya da ona hep anlatıyor, anladınız mı? Spot ışığını içselleştiriyorsun. Benim deneyimim bu şekildeydi ama bence amaç o zaten. Hani spot ışığı aslında seyirci. Böyle çok biliyormuş gibi konuşmuşum ama umarım doğru anlamışımdır. Çünkü çok emin konuşmuşum kendimden ama emindim yani. Eminim de ama yine de çok da bana güvenmeyin, bana inanmayın, anladınız mı? Zaten transtaydım ben bütün tiyatro boyunca. Çok da güvenmeyin siz bana. Ama gidin, çok güzel oyundu. Sonra işte böyle konuşuyor, sen misin şunu yapan? Ya böyle bir şeyler dedi, unuttum ya, unuttum. Ama böyle sanki benimle konuşuyordu o sırada Fırat Tanış. Ben yine ağlamaya başladım, tamam mı? Ama ortada ağlayacak bir şey yok arkadaşlar. Çok biliyormuş gibi konuştuğum için yine bir açıklama yapmak istiyorum. Yani ortada hani herkes tabii kendi isteğine bağlı olarak ağlayabilir de büyük çoğunlukta o benim gibi ağlayacak bir şey yoktu, tamam mı? Benim ağladığım gibi saatlerce ağlayacak gibi bir şey yoktu. Bence bak yine bireysel konuşmak istiyorum. Komik cümleler de vardı ama şey cümleler de vardı, böyle hani nasihat gibi. Hayata dair nasihatler. Hepsi sıcakmayın bana video çekerken. Komedi değildi, anladınız mı? Sanki böyle komediymiş gibi anlatmışım ben oyunu. Yok, herkes gülüyor, tamam mı? Benim içimden gülecek ne var? Gülecek ne var? Halam yanımda gülüyor, tamam mı? Ben de ağladığımı saklamak için böyle ne gözümü siliyorum ne burnumu çekiyorum ama maskem sırılsıklam ve sümüğüm böyle akacak yani. Öyle ağlıyorum ağlıyorum ama gözyaşlarım böyle beşer tane falan düşüyor, tamam mı? İşte herkes böyle falan diye gülüyor. Ama ben gerçekten komik olan şeyi çözemedim. Bulamadım yani, o sırada bana hiçbir şey komik gelmedi. Sonra neyse iyice böyle fenalaştım ben. Böyle falan yapıyorum, tamam mı? Gözümü kapıyorum böyle. Sakinleşmeye çalışıyorum. Sonra sakinleştim, tamam mı? Ama ben o sırada dünyada yokum. Sonra 2 dakika sonra bir sinirlendim, tamam mı? Böyle nasıl var ya, hani delireceğim. Hani böyle, o an böyle sinirlendiğim ve üzüldüğüm her şey sanki bir anda böyle kafamın... Ama alanda tiyatroya gitmişim. Niye böyle bir şey yaşanıyor cidden bilmiyorum. O an biri beynimin ayarıyla oynadı. İnanılmaz sinirlendim, tamam mı? Böyle adama bakıyorum. Adam sanki Fırat Tanış'ı ben o sırada böyle şey gibi görüyorum. Bütün problemlerimi, ya öyle değil de hani sembolik bir şekilde öyle görüyorum. Tamam, ne yaşadım cidden o an bilmiyorum. Bak bir bu, bir de o korona olmadan önceki hikayem garipti. İzlemeyen bilmiyordur tabii ama o yüzden izlemeniz gerekiyor. He. Ateşlendiğim gece yaşadığım halisler. Ama bu halis değildi. Burada bir duygusal ciddi bir boşalım vardı. Neyse sinirleniyorum ağlıyorum. Sonra adam arada böyle... Arada değil, hep anlamlı şeyler söylüyor ama nokta vuruşu şeyler söylüyor. Ben bu sefer iyice böyle diyorum, ulan diyorum,
sikeceğim yani buraya da her şeyi şu an böyle yakasım var falan, böyle bir sinirliyim, böyle bir delikanlı gibiyim. Sonra sakinleşiyorum. Sonra tekrar alıyorum. Sonra sakinleşiyorum. Sonra tekrar alıyorum. 80 dakika şey, tamam mı? Ve 80 dakikanın sonunda ışıklar açılacak. Ve halam beni ağlamışken görecek ve ben halama ne diyeceğim, anladınız mı? Ben zaten ağlanırken görmesini sevmem. Hani aile fertlerimi beni ağlarken görmesini zaten sevmem. Bir de hani halam böyle diyecek ya, kızım hani tiyatroya geldik, niye böyle oluyor falan. Ben de bilmiyorum diyeceğim. Hani onun açıklamasını yapmak istemiyorum. Sonra böyle oturacağız, konuşacağız, kızım senin bir derdin var falan diyecek. Ben de hiç ona girememek için hani amacım 80 dakika boyunca kendimi toparlamaktı. Hem izliyorum ama kendimi toparlamak için sürekli bir çaba içerisindeyim. İnsanlar sürekli o kadar komik buldular ki. Ama ben her şeye ağladım. Çok saçmaydı arkadaşlar. Ben bence bir şeyi yanlış anladım. Başta bir şeyi yanlış anladım ben. Sonra ben ondan sonra yokuş aşağı gittim. Sonra gittim evde. Akşam da sabah 4'e kadar ağladım. Bu artık normal değil. Bu artık ben açıkçası bokunu çıkardım. Ya da başka bir açıklaması olması lazım. Çünkü ben yani her şeyin bir seviyesi vardır, anladınız mı? Ben bu melankolinin, üzüntünün şeyin bokunu çıkardığını düşünüyorum. Böyle bir deneyimdi benim için. Bunu size anlatmak istedim. Demin yaptım. Kanka bir de erkek tarafıma denk geliyor, şaka mı? Şu tarafa geçsin. Evet kanka, gel. Demin Deniz şeye, Ringo'ya bir şey yaptı. Sonra Ringo şey tribe girdi. Hiçbir kanka, suratına baktım kanka, mesela. İşte onu tekrar kanka deniyoruz. Çok komik, hayvanın hiç ses çıkmıyor. Bak şimdi bekle. Kanka, hayır, bekle. Gözümün içine bak. Suratımı okşadı. Kanka ne? Kanka şaka. Kanka. Kanka ne yapıyor? Kanka. Kanka tamam, böyle tepki vermiyorum. Kanka yapmasın. Kanka suratında bir şey olmasın. Şaka mıydı? Şaka mıydı kanka? Şaka mıydı? Kanka çok komikti. Kanka al, kamera kapandı mı ayol? Kanka suratıma bir an yapıyormuş. Ringo. Ah kanka, dizinden çıkan ses. Ringo. Kim yapacak? Kanka bir anda suratıma saldırırsa çok kötü kanka. Hiç kanka, çok hiç acıtmıyor sana. Kanka gerçek saldırı değil bu. Kanka şu an şov yapıyor. Sinirli ama kanka bak. Kanka! Korktum kanka. Kanka bir anda yapacak diye korkuyorum kanka. Kanka geçen gün TikTok'ta bir şey gördüm. Burasına takılıyor kanka kedinin. Ne? Tırnağı ve burada duruyor kanka. Böyle uzuyor. O yüzden öyle bir şey yapma. Şaşırmak istemiyorum. Evet. Nasıl açıp kendimi göreceğim? Kanka böyle yap böyle. Döndür kanka şimdi. Yok artık. Kanka şunu çıkarmamız lazım. Kanka dur, hayır. Kamerayı döndüreceksin kanka. Kanka ne kadar aptalsın. Kanka ama sivilcelerim. Kanka şu an şey... kamerayı alıp böyle her şeyi böyle anlatabilse kanka. Evet değil mi? Başımıza kanka gelen her şeyi baştan sona. Evet kanka. Biz bu arada şimdiden uyarısı verelim kanka. Deniz'le podcast çektiğimizde ay, kanka çok fazla demeyeceğiz kanka. Çok fazla kanka demeyeceğiz çünkü biz çok fazla kanka diyoruz. Aşırı. O yüzden azaltacağız. Bu arada Deniz'le biz video çek... Kanka bana onu sordular bu arada, o video nerede diye. Biz Deniz'le video çektik. Deniz 2 aydır kanka videoyu editlemiyor. Kanka ben 3 aydır video atmıyorum. Kanka çünkü bunun Instagram mesela... Kanka yazıyor. Bu ya. Şunlardan birini okusana. Aa, karga ile tilki okusana. Ama sen de okusana. Şimdi arkadaşlar ben... Kanka bir şey diyeceğim. Ben... Sen makyajsız mesela çok canlısın. Ben çökmüşüm falan böyle. Yok kanka, ben çok güzel. Ben size makyajsız daha çok beğenmiyorum. Klasik erkek lafı. Kanka mesela bir erkek sana öyle dese düşer misin? Makyajsız ne dese? Daha güzelsin bence. Kanka düşmem çünkü yalan söylüyordur. Kanka yalan değil, hayır. Kanka karga ile tilki. Bunun arkası bunu. Evet. Kanka o adam gibi, kursdaki adam gibi şeyi de okuyacağım kanka. Artikülasyon ve nefes. Kanka bu arada şeyi öğrettiler mi size, şeyden nefes almayı? Öğretmişlerdir kanka. Ben de sanki çok biliyormuş gibi dede gibi konuşuyorum. Ha diyafram. Evet. Tamam kanka. Kanka nasıl kanka, unuttum ben. Zamanında çok çalışırdık. Karga ile tilki. Kanka nasıl okumam lazım bu arada? Hello Raven. Hello karga. Sabahı şerifleriniz good morning olsun. Çıttara mıttara. Kanka böyle abartarak mı okumanız evet, gerekiyor? Evet aşırı. Çıtı pıtı pıttara. Evet bu. Mısır. Çok iyisin. Evet devam. Şaka bir tarafa çifteyi almış. Devam edelim. Devam edelim. Eline. Evet. Nişantaşı beşik evet, taş. Evet evet. Nefes nefes. Kabataş top taşı sökmüş geliyor. Evet nokta evet. Kanka. Bam. Evet evet. Evet. Evet, evet. İsmi es pes sesini kes. Kanka sıra sende, sıra sende kanka. Kanka ilk kendi gibi oku. Bir gerçekten yapsana kanka. Hayır kanka. Adam nasıl?
nasıl okutturuyorsa öyle okutuyor. Tamam işte okuyor. İşte o kadar. İşte böyle okutturuyor kanka. Böyle mi? Evet. Ama işte bence benden daha güzel yapmaz kanka. Ben kursa gitmem. Raiha-yı Keriham burnuna dolsun. Tıpıtı pıttara basmaz mısın mantara? Şaka bir tarafadır. İyisi mi es pes sesini kes. Kanka biraz da dedi gibi yapsın. Biraz da dedi. Şimdi bizim kursta bir tane adam var. İzliyor mudur? İzlemez. Kurstan başkaları izliyorsa da ya kanka çok seviyoruz onları. Evet. Çok, o bizim canımız. Fakat biraz ilginç bir insan. Çok seviyorum. Kendisi sıra bayağı arkadaşım. Yaşlı. Evet. Büyük bir amca kendisi. At. Karga elektriki. Hello Raven. Hello Karga. Sabah şerifleriniz good morning olsun. Raya'yı Kerihan burnuna dolsun. Nefes. Çıttara mıttara. Çıtı pıtı pıttara. Basmasın mantara. Şaka bir tarafa my dear Karga. Değil mi seninki gördüm? Çıtı amca Nişantaşı, Beşiktaş, Kabataş, Beşiktaş, Çembertaş, Toptaş sökmüş geliyor. Nefesim bitti hocam kusura bakma. Evet yanlış yaptım. Evet nefes alın tamam diye yapalım. Evet. Bam dedi mi yandım aman yanasın aman. Cavlağı çektiğinin resmidir. Cavlağı çekmek demek. Cavlak pis. Hayır pardon yanlış yer okudum. Raiha-yı Keriham burnuna dolsun. Bak. Raiha-yı Keriham. Raiha-yı Keriham demek pis. Leş. Kötü bir şey demek. Açıklıyor mu kanka? Her şey açıklıyor kanka. Raiha-yı Keriham bakın arkadaşlar bu eski dilde burnuna dolsun yani pislik burnuna dolsun. Aslında kötü bir şey diyor aslında. Ahlaksızca bir şey. Yes. Bir anda badiciye dönüş sonra. Tamam. Yes. Çıttara mıttara. A big gun. A very big gun. Çifteyi görünce ben de şafak attı korkudan. Şimdi badiciye dönüş. Badiciye dönüş. Bak inşallah izlemezsen. Teki 36 yaşında teki 60 kanka. Tamam dur. Köle sahipleri ekmek kaygısı çekmedikleri için felsefe yapıyorlardı. Çünkü ekmeklerini köleler veriyordu onlara. Ve yıkıldı gitti Likya. Şimdi bir şey, son bir şey daha var. Kanka çok komik. Kanka başım döndü. Bizden nefret ediyor kanka. Zaten hayattan nefret ediyor. Ama şu kadar güzel bir kanka yine yapıyor. Kanka bin böyle şeyler yapıyor. Kanka, senin yaptığın gerçekten çok ayıp. Çok ayıp kanka bence. Evet dostlarım. Şimdi sizlerle aldığım birkaç kıyafeti deneyeceğim. Böyle resmi bir başlangıç. Şimdi birinci parçamız. Bir dakika daha heyecanlı olmam lazım. Hep böyle şey yapmak istemişimdir. Benimle deneyin. Benimle deneyin değil de. Ne o işte. Yani benimle kıyafet deneyin. Yani olay bu aslında evet. Yeni alışveriş videosu. Aynen. Onu yapıyorum şu an sizin için. Evet. Oo. Hoşuma gitti ya bu. Ağzına sıçayım. Belim iğrenç. Kendimi görmüyorum zaten. İki saniye aynaya bakıyorum. Bir dakika. Ay çok tatlı. Ama göbeğim. Okey bunu beğendik. Ve saçım elektrikleniyor. Şimdi bunu hırka gibi giyeceğiz sanırım. Yavaş yavaş sana öyle değilmiş. Hop. Önümüzü kapatalım. Bakmayın iki saniye. Hoppa. Hoppa. Davar gideyim. Son parça. Üç parça alınmış. Üçüncü parçaya bakıyoruz hemen. Aa bu çok güzel. Beğendiğim şeyimiz bu kadardı.